Son noktayı Pakistan halkı koyacak. İmran Han'ın partisi Pakistan'da tarih yazıyor. Macaristan'dan Washington'a İsveç yanıtı. ABD'nin 51. eyaleti değiliz. AP'den Yunanistan'a demokrasi ve hukukun üstünlüğü tokadı. Husilerden tüm dünyaya İsrail duyurusu. Kızıldeniz zaferini resmen ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'ta yeni operasyonuna Irak'tan sert tepki. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Hapiste olan Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi PTI'nin desteklediği bağımsız adaylar resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışında açıklanan 180 sandalyeden 125'ini kazanmış durumda. Yerel kaynaklara göre PTI şu ana kadarki tüm sonuçlarda Pakistan genelinde lider. İmran Han'ın partisi PTI'den yapılan açıklamada Pakistanlılar tarih yazdı. Herkes Pakistan halkının partimize verdiği yetkiyi kabul etmek zorunda. Gayrimeşru faşist rejim insanları korkutmak ve oy kullanmaktan caydırmak için her türlü taktiği denemiş olsa da Pakistan halkı bugün baskı, kanunsuzluk ve sahtekarlık sistemini şiddetle reddetmek için eşi görülmemiş sayılarda sokağa çıktı. Bu İmran Han, PTI ve Pakistan ulusu için büyük bir zafer. Müesses nizam Pakistan halkının iradesini kabul etmelidir. Seçim sonuçlarına hile kalıştırmak halkın ruh halini değiştirmeyecektir. Aslında daha da kötüleştirecek denildi. Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın ABD darbesiyle iktidardan düşürülmesi ve sonrasında çeşitli gerekçelerle hapse atılması sonrası ilk kez seçime gidildi. Han iktidardan düşürülmesine ve hapse atılmasına rağmen ülkenin en popüler siyasetçisi konumunda. Seçimlerde 150 parti yarışıyor. Pakistan Müslüman Ligi Nawaz lideri eski başbakan Nawaz Sharif ve eski başbakan Benazir Bhutto'nun oğlu Pakistan Halk Partisi lideri Bilawal Bhutto Zardari'nin isimleri başbakanlık için öne çıkarken halen tutuklu bulunan Han'ın Pakistan Adalet Hareketi de öne çıkan partiler arasında. Oy sayımının devam ettiği seçimde İmran Han'ın partisi PTI 180 sandalyeden 125'ini kazanmış durumda. Hükümet yanlısı gazeteciler bile artık PTI'nin Pakistan genelindeki seçim bölgelerinin çoğunda lider olduğunu kabul ediyor. Bu sonuçlar İmran Han'ın partisinin tek başına hükümet kurmak için gerekli 3/2 çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor. Fakat İmran Han'ın bu başarısının ardından sayımın durdurulduğu belirtilirken güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı ve medya dahil giriş çıkışlara izin vermediği bildiriliyor. Tüm televizyon kanallarında PTI'nin açık ara önde olduğu grafiklerin kaldırıldığı görüldü. Seçim günü şiddet olayları da yaşandı. Pakistan ordusu seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında onu güvenlik görevlisi ikisi sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Pakistan'da seçimler böyle sonuçlanırsa bakalım ABD destekli generaller bunu nasıl ele alacak? Macaristan Dışişleri Bakanı Sijjarto, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması yönündeki ABD taleplerinin kendilerini ilgilendirmediğini dile getirdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Sijjarto, Sputnik'e verdiği mülakatta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın sözlerini yorumlayarak Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama talimatlarından endişe duymadığını söyledi. Sullivan, çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika'nın sabrının sınırsız olmadığı ve Washington'ın Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamalara ilişkin yaptığı yorumda Sijjarto şu sözleri kaydetti. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Herkes Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu anlamalı. Sadece herkesin bunu anlaması değil, herkesin buna saygı duyması gerekir. İster Doğu'nun süper gücü, ister Batı'nın süper gücü ya da başka bir ülke olsun, Macaristan'ın bir devlet ve Macar parlamentosunun da egemen bir organ olduğuna saygı duymalıdırlar. Macaristan'ın dünyanın herhangi bir yerinden gelen talimatlara göre hareket etmeyeceğinin altını çizen Sijjarto, bu tür açıklamalara kesinlikle gerek yok. Bunlar Macaristan'a saygısızlık gösteriyor. Biz ABD kararlarını asla eleştirmeyiz. Kongre kararlarını asla eleştirmeyiz. Gündeme aldıkları ya da almadıkları konulara asla müdahale etmiyoruz. Aynı şeyi başkalarından da bekliyoruz dedi. Macaristan Dışişleri Bakanı Sijjarto açıklamasını, dolayısıyla açıkçası bu tür talimatlarla ilgilenmiyoruz. Zira biz ABD'nin 51. eyaleti değil, egemen bir ülkeyiz diyerek tamamladı. Türkiye ile ilgili her konuda insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü masallarını okuyan Yunanistan'a hakkında Avrupa Parlamentosu'ndan hukukun üstünlüğünü tehdit eden ciddi gelişmeler hakkında karar çıktı. Avrupa Parlamentosu 7 Şubat 2024 tarihinde aldığı kararda Yunanistan'da hukukun üstünlüğünün tehdit edildiği yönünde ciddi endişeleri olduğunu belirterek Avrupa Birliği Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı.
AP Genel Kurulu'nda milletvekillerinin 330 lehte, 254 aleyhte ve 26 çekimser oyuyla kabul edilen kararda Yunanistan'da demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklara yönelik çok ciddi tehditlere ilişkin derin endişe duyulduğu ifade ediliyor. Yunanistan'da gazetecilerin fiziksel tehditler, sözlü saldırılar ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in yakın çevresince başlatılanlar da dahil olmak üzere taciz edici yasal işlemlerle karşı karşıya kaldığının belirtildiği kararda ülkede basın özgürlüğüne ilişkin endişelerin bulunduğu kaydediliyor. Ülkede polisin aşırı güç kullanmasıyla mütakip, soruşturmaların ve mahkeme kararlarının yetersiz kalitesine, yolsuzluk iddialarına, yargı süreçlerinin uzunluğuna ve organize suç örgütlerinin polise sızması dahil çıkar çatışmalarına işaret edilen kararda göçmenlere yönelik kötü muamele ve sistematik geri itmelerin yanı sıra sivil topluma yönelik saldırılar, özellikle insan hakları aktivistlerine yönelik karalama kampanyaları ve hukuki tacizin endişe verici olduğu kaydediliyor. Kararda AB Komisyonu, AB Temel Haklar Şartı'na uygun olarak Ortak Hükümler Yönetmeliği kapsamında AB fonlarının kullanımını değerlendirmekte dahil olmak üzere Yunanistan'da AB değerlerinin ihlalini ele almak üzere mevcut mekanizmaları tam olarak kullanmaya çağrılıyor. İsrail'in Filistin ve Gazze şeridindeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken, Filistin'e destek olmak amacıyla Kızıldeniz'deki gemi ticaretine engel olan Husiler'den çarpıcı bir açıklama geldi. Yemen'deki Ensarullah hareketi, İsrail gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketinin tamamıyla durduğunu açıkladı. Ensarullah lideri Abdülmelik el-Husi, El Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin hedef alınması ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Husi, İsrail gemilerinin Kızıldeniz ve Babul Mendeb boğazından geçişleri tamamen durdu. Bu gerçek bir başarı ve zaferdir. İsrail mallarını taşımak için kiralık gemilere yöneldi ancak onların da hedef alınmasıyla durum çok zorlaştı dedi. Bu hafta İsrail'in Eilat limanına da hedef aldıklarını kaydeden Husi, bu saldırılar dolayısıyla İsrail'in ekonomik açıdan uğradığı zararın büyük olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkinse Husi şu ifadeleri kullandı. İsrail direniş güçlerini yok etme ve Gazze halkını tecrir etme hedefini gerçekleştiremedi. ABD de bu konuda onunla aynı görüşteydi ve bazı Arap ülkelerini Filistin halkının tecrini kabul ve ikna etmeye çalışmıştı. ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıları da değerlendiren Husi, bu hafta ülkeye 86 saldırı düzenlendiğini ancak bu saldırıların Ensarullah'ın gücünü hiçbir şekilde etkilemediğini söyledi. Husi, ABD'nin düzenlenen saldırıların askeri gücümüzü sınırladığı yönündeki açıklamaları bir kuruntudan ibarettir ve zedelenen imajını düzeltme çabasıdır diye konuştu. ABD insansız hava aracının Bağdat'ın doğusunda düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Ebu Bekir el-Sadi öldürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırının sorumluluğunu üstlenirken, el-Sadi'nin ABD birliklerine yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol aldığını belirtti. Bu olay Irak İslami direnişinin anında tepki vermesine yol açtı ve örgüt Suriye'nin Deir ez-Zor kentindeki El Ömer petrol sahasında bulunan bir ABD askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek karşılık verdi. Öte yandan Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin Bağdat saldırısıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun hükümeti koalisyon güçlerinin Irak'taki görevini sonlandırmaya iteceğini belirtti. Resul saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Amerikan güçleri başkent Bağdat'ta yerleşim yerlerinden olan bir semtin ortasına sorumsuzca hava saldırısı düzenleyerek net bir suikast operasyonu gerçekleştirdi. Değerlendirmesinde bulunan Resul, bunun karşılıklı anlaşmaları ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayacak, sivillerin hayatları ve uluslararası hukuku umursamayan bir tavır olduğunu ifade etti. Yahya Resul açıklamasında şunları kaydetti. Amerika saldırı düzenleyerek sivil barışı tehdit ediyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve halkımızın hayatını küçümseyip tehlikeye atıyor. En tehlikelisi de uluslararası koalisyonun topraklarımızda bulunma nedeni ve amacından sapmış durumda. Bu da hükümeti Irak'ın istikrarsızlığının faktörü haline gelen ve Irak'ı çatışma çemberine dönüştürmek isteyen koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmaya yetiyor. Silahlı kuvvetlerimiz Irak halkının ve Irak topraklarının güvenliğinin her türlü tehditten korunmasına karşı anayasal görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilir. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.